Sopa burada. Sopayı kim diye kaptırmak Mahmut lazım. Övün bugün gerçekten hani biz gazeteciler kavram ürettiğimizde birbirimizi kıskanırız. Bu postmodern... O kadar kıskanılacak kavram değil canım sende. Postmodern ittifak hakikaten iyi bir yerden görmüş olmaktır ve kıskanılacak bir kavramdır. Söyleyeyim yani. Ya bunda kompleks yapacak halimiz yok mu? Gerçekten. Yok da çok da öyle büyük bir kavram. Peki. Yeni bir sosyolojik tanım falan. Madem sizin için küçük, bizim için büyük. Bizim için büyük olsun. Eyvallah. Evet. Mahmut Övün. İnsanlık için. Evet. Yok. Benzer övgüleri de sen yapıyorsun yani. Eyvallah, sıkıntı yok yani. Mahmut abi ne kadar mutlu değil mi? Tabii. Hem burada görüldüğü gibi de bir de dönerin çevresindeki geleceğiz, hallerine bak. Geleceğim. İnanılmaz yani. Ne kadar mutlu değil mi? Evet. Renk vermiyor. Evet. O zaten bürokrat yani. Evet. Vermez. Renk vermiyor. Şimdi diğer fotoğraflara gelelim. Şurada şey de var bak. Evet. Evet. Ben de Mithat, buradayım diyor. Siz tanırsınız değil mi? Tabii. Mithat Sancar. Evet. Ben yani, de buradayım diyor. Şeyin ayakları siyasetin bir biçimde yeni evet. ayakları oluşuyor diye düşünüyorum. Şimdi DEM Parti burada. Evet. İmamoğlu burada. CHP demiyorum ama bak. İmamoğlu burada. Çünkü CHP nerede onu konuşacağız. Burada bunlar olurken CHP nerede onu konuşacağız. Abdullah Gül burada. Mesela kimi sağına aldıysa kaybetti. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'na aday yap diyenlerden birinin de Sayın Abdullah tamam. Bey olduğu. Şimdi söylendi, biliniyor yani. Bu neyin mutluluğu bu? Yani şimdi ben, bak burada şu asıl tabii şu hesap yap. Ya, ellere de bakalım. Bak bu eller şey değil yani. He. Aslında bu kent uzlaşısı dediğimiz süreçle birlikte düşününce bu görüntü yeni dönemde özellikle İmamoğlu'nun nasıl yolculuk yapacağını gösteriyor. O yüzden hani burada artık geçmişteki gibi ya da Kemal Bey dönemi gibi İşte DEVA, Saadet veya Gelecek Partileri gibi partiler üzerinden bir birliktelik değil, aktörler üzerinden bir birlikteliğe doğru giden bir şey. Ben o yüzden postmodern altılı masa dedim. Bu o açıdan yeni bir altılı masa versiyonudur. Bunun giderek de böyle CHP'yi buraya doğru götüren bir süreç yaşanabilir. Bu İmamoğlu'nun ekseninde dönen bir şeydir. Yani ama bu aslında özelin de çok da farklı yerde olmadığını gösteriyor. Şimdi ben orada bugün başka bir şey söyledim. Katılır mısın bilmiyorum. Şimdi altılı masa ittifakı yani ittifak bir masa etrafındaydı. Evet. Düne kadar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde ittifak bir masa etrafındaydı. Özgür Özel'in kafasında başka bir formül var. Bunun dışında ittifak CHP'nin içinde olmalı diyorlar. Aynen evet doğru. Yani İyi Parti'den katılımlar var. Bakarsınız AKP'liler, AK Partiler demiyorum. AK Parti ile yolları ayrılan ya da gönderilen AKP'liler, sinsi AKP'liler diyorduk biz bunlara geçmişte. Onlar da CHP'ye katılıp bir görüntü verme çabası olabilir. Yani bir cümle daha ekleyeyim. Yerel seçimler CHP'nin zaferiyle sonuçlandı ya. Aslında böyle sakin kafayla bakıldığında pek büyük bir başarı görülmüyor. Yani oylarını arttırmış falan değiller. İşte seçmen sandığa gitmemiş ama bu da seçimin içerisinde yani. Bunu ben zafer diyorum. Bu nokta. Başka bir şey. Evet. Özgür Özel ve başkaları şöyle düşünüyor. Bu başarı Mansur Yavaş'ın yahut Özgür Özel'in yahut İmamoğlu'nun başarısı değil. Bu AK Parti'nin başarısızlığının neticesi diyorlar. Yani 2028'de ben niye aday olmayayım? Bu partinin genel başkanı benim. Aday ben niye olmayayım? Sen şimdiden ilan edeyim diyorsun. Şimdiden ilan edeyim diyor. Sen diyorsun ama. Hayır ben demiyorum. Dur bir dakika. Yani niye genel başkan olduktan sonra estetik yaptırır bir adam? Botoks, Fransız askısı, göz ameliyatı, ses telleri ameliyatı. Sonra Erdoğan'la poz. Mesela İmamoğlu Alman Cumhurbaşkanı'yla poz verirken Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'la poz vermeyi yeğledi. Bugün Yılmaz Özdil bir şey dedi. Erdoğan ben söylediğim zaman beni linç ediyorlar diye söze başladı ve devam etti. Rakibini Erdoğan kendi belirler. Bu da hep böyle olmuştur dedi. Enteresan bir şey. Evet. Burada iki farklı şey söyleyebilirim. Burada İmamoğlu'nun kafasında geçmişten beri olan bir şey var.
onu gerçekleştirmeye çalışıyor. O nedir? CHP markası ekseninde değil. Daha ortada, merkezde bir eksende yeni bir yapı oluşturmak. O yüzden CHP'yi yanında tutup öyle bir yolculuk yürütmek. Yani biraz sanki eski merkez sağ gibi bir yolculuk. O zaman parti kurmak zorunda ve bir şey bekliyor. Ha ya, parti kurmasına gerek yok. Belki bak, Macron modeli şimdi, gibi hep yazdım bunu şimdi ben. Bak karşımıza şöyle enteresan bir şey var. Bir hakaret davası devam ediyor. Siyasi yasak, hapis cezası gibi bir enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Ben orada bir siyasi yasağı doğru bulmam, onu söyleyeyim. Sen bulur musun? Ya ben de bulmam siyasi yasak olarak, ama sonuçta yani şimdi o olayı bahsediyorsan ya da benzeri öteki bir önceki evet. olaya bahsediyorsan, ya şimdi bir siyasi aktörsün, tamam. Suç işlemişsin. Suç yani işlemiş. Yapacak da bir şey yok. Ya. Benim, Türkiye'nin çıkması böyle bir adamın şey. Hayır, bunu biri hazırlıyorsa. Ha, adamın önünü kesmek. Kendisi dahil bunu biri hazırlıyorsa. Ha, belki öyle bir şey hazırlayanlar da olabilir, onu bilmiyorum. Yani Erdoğan'ı taklit etmeye çalışıyor. Erdoğan'ın normal süreç. Evet, ama buradan o çıkar mı tam bilmiyorum. Yani ama zaten şu ana kadar bak şöyle düşün. 5 yıllık bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. Orada da zaten benzer bir havayla geldiler. Biz burayı alırsak İstanbul'u genel seçimi de alırız. Alamadılar. Burada o alamadıklarının getirdiği bir yeni düşünme biçimi var. O yeni düşünme biçiminde ben burada gördüğüm fotoğrafta bunu belki tam CHP çatısı altında değil de ben İmamoğlu ekseninde söylüyorum. CHP çatısını da içine alan ama partisiz bir cumhurbaşkanı gibi bir profille götürebilir diye düşünüyorum. Şimdi senin şeyine geleyim. İstersen oturalım mı? Yok, birkaç fotoğraf daha var. Şöyle bir, tabii bu durum yeni bir durum. Neden yeni bir durum? CHP'nin bu kadar özellikle Anadolu'da başarılı olacağı hesabı yoktu. Yani İstanbul ve Ankara'da veya İzmir'de başarılı olabilirdi. Diğerde belki bir yer alırlarsa, hatta kaybetme korkusu da vardı. Birkaç büyük şehri kaybetme ihtimali de vardı. Şimdi bu olmayınca bence orada senin dediğin Özgür Özel aktörleşmesi devreye girdi. Hı hı. Özgür Özel bir dakika dur dedi ya. Ben emanetçi, hatta ne dedi, eş başkan. Tabii. Ben onu da geçenlerde yazdım onu. Vesayet bitti diye. Ne vesayeti? İmamoğlu vesayeti CHP'de bitti mi? Evet, bitti şimdi. Çünkü 300 bin de oy kaybetti. Ha, şimdi burada şu. Yani Özgür Özel senin demin söylediğin şeyi düşünebilir mi? Evet, düşünebilir. Özgür Özel de şöyle bir noktaya geldi. Ya ben daha geldiğimin 3. ayında, değil mi? Kasım ayında kongre, 6 Kasım'da kurultay oldu. 6 Kasım'dan buraya geçerken 6 ay, değil mi? En fazla. 6 ay sonra CHP'yi, hani onlar kendileri diyor 47 yıl sonra, bence 89'da da birinci partiydi. Yani neyse 30 yıl sonra birinci parti yaptım diyor. Kendi hanesine yazılan bir artı olarak görüyor. Doğal olarak şöyle düşünür mü? Ya ben niye olmayayım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.